bundan 67 yıl önce 19 Eylül 1954 yılında Konya Şeker Fabrikası kurulmuş. Faaliyetine başlamış yani. Ve dönemin başbakanı rahmetli Adnan Menderes, Konya Şeker Fabrikası'nın önemi sadece Konya Ovası için değil, tüm Türkiye'nin yurdunadır demişti. Baktığınız zaman Konya ve Gıda Tarım Üniversitesi sadece mezun olan öğrencilere değil, üretici ortaklara ve gıdaya da büyük bir ivme kazandıracaktır. Demin söylediğim gibi 1954'lerde kurulan Konya Şeker Fabrikası, daha sonra 1999 yılında yönetime geçmesiyle Recep Konuk vasıtası ve yönetimiyle beraber 45 tane üretim tesisine kavuşmuştur. Ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi de bu törenle başlayan sürecin bir sonucudur. Buradaki amaç 45 tane üretim tesisine altyapıdan eleman yetiştirerek buraları daha güçlü hale getirmek. Dolayısıyla temelleri aslında baktığın zaman yıllar önce atılmıştır. Bu üniversite bir vakıf üniversitesi fakat iki kere vakıftır. Şöyle ki, Türkiye'de 1 milyona yakın çiftçi, şu öğrencilerin ayakkabısından başlayıp saçının telinin ucuna kadar ne kadar gider varsa çamurlu topraklardaki emeklerini buraya yönlendirdiler. Yani 1 milyon kişinin emeği var ve bu 1 milyon kişinin güvenerek emanet ettiği yöneticilerde ve bunların başkanı olan Sayın Recep Konuk'un bu emanete sahip çıkarak en sonunda Türkiye'nin teknolojide dışa olan bağımlılığını bitirmek için üniversite kurulması gerektiğine karar verdiler ve bunu da bize vazife olarak verdiler. Çaycısından rektörüne kadar herkes büyük bir özveriyle burada gece gündüz çalıştı. Üniversitemizde kurulan ve ülkemizde tek ve ilk olan üniversitemizin kuruluş fikrinin sahibi. Bunun yanı sıra üniversitemizin gelişmesinde her türlü desteği eksik etmeyen, fazlasıyla destekleyen Sayın Recep Konuk Bey'e, Anadolu Birlik Holding üst yönetimine, Konya Şeker'e içtenlikle teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı biz de yoktuk. Sizler yoktunuz. Üniversitem adına teşekkür edeceğim bir diğer bir konu sayın ailelerimiz. Ben de 2 tane çocuk büyüttüm. İkisi de üniversiteyi bitirdi. Biliyorum psikolojinizi. Belki ilk değildir, daha fazladır. Öğrencilerimizi bu süreçte maddi manevi elinizden geldiği kadar desteklediniz. Bizim o geleceğimiz onlar. O nedenle sizleri tebrik ediyorum. Üniversite genelimizin birincisi geliyor büyük alkışlarla. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Zeynep Demirsoy. Soyunuz soylansın, boyunuz da boylansın inşallah. Hem belgeleri hem de şifreleri takdim ediliyor. Üniversitemizin birincisi. Gerçekten kocaman bir alkış daha rica ediyorum. Hepiniz birincisiniz çünkü özelsiniz. Ben biliyorum, araştırma yaptım. Türkiye genelinde özel puanlarla geldiniz. Alkışlıyoruz efendim. Çok özel bir hediye Sayın Recep Konuk Beyefendi'ye takdim edilecek. Ve onların adına Sayın Taner Taşpınar Beyefendi alıyorlar. Sağ olun, var olun. Hocalarımın bilime duyduğu sevgi beni derinden etkiledi ve benim de bilime duyduğum aşkın daha da artmasına neden oldu. Onların özverisi, öğrencilere olan içten yaklaşımları, motive edici konuşmaları bana iyi bir akademisyenin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Umarım ben de ileride onlar kadar iyi bir akademisyen olabilirim. Hiçbir başarı tek başına elde edilemeyeceği gibi benim de başarılarımın arkasında birçok kişi var. Öncelikle bizlere bu güzel üniversiteyi kazandıran Sayın Başkanımız Recep Konuk'a, Anadolu Birlik Holding yöneticilerine ve çalışanlarına, üniversitemiz rektörlüğüne, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim elemanlarına ve üyelerine, derslerine girdiğim ve girmediğim Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim üyelerine, bize kattıkları her şey için kendim ve mezun arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Tabii heyecan da var. İlk darbe şöyle geldiğinde kocaman bir
Alkış efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz bahtınız her daim açık olsun. Alıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz şampiyonsunuz. Evet. Bugün benim için de özel olsun. 10 9 Daha güçlü. 10 Konya Tarım Üniversitesi'nde kepler atıldı. Hayırlı uğurlu